Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, yabancı askeri satışlar kanalı ile Türkiye'ye 23 milyar dolar tahmini maliyet ile 40 yeni F-16 ve 79 modernizasyon kiti satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satışı Kongre'ye bildiren gerekli sertifikayı 26 Ocak 2024 tarihinde verdi. Tahmini maliyeti 23 milyar dolar olan sözleşmede dikkat çeken tedarik kalemleri şunlar: 32 adet F-16C Blok 70 uçağı, 8 adet F-16D Blok 70 uçağı, 48 adet F-110 GE-129D motoru, 149 adet IS radarı, 169 adet modüler görev bilgisayarı, 168 adet Entegra Viper elektronik harp paketi veya eşdeğer elektronik harp sistemi, 44 adet M61 Vulcan topu, 16 adet ANAAQ-33 Sniper gelişmiş hedefleme podu, 952 adet AMRAAM AIM-120 C8 veya eşdeğer füzeler, 96 adet AMRAAM güdüm bölümü, 864 adet GBU-39B, 2 adet GBU-39 SD-1 güdümlü test aracı, 96 adet AGM-88B HARM, 96 adet AGM-88E AARGM, 10 adet AARGM eğitim füzesi, 401 adet AIM-9X Block 2 Sidewinder füzesi, 12 adet AIM-9X Block 2 Sidewinder sabit hava eğitim füzesi, 40 adet AIM-9X Block 2 Sidewinder taktik yönlendirme ünitesi, 12 adet AIM-9X Block 2 Sidewinder ketme yönlendirme ünitesi, 12 adet MK-82 ve 1050 adet FMU-152 tapası. Bunlara ek olarak pakette mühimmat yerleşik test yeniden programlama ekipmanı, üçlü füze fırlatıcı adaptörleri, uçak, aviyonik ve silah entegrasyonu test desteği ve ekipmanı, F-16 Blok 40 ve Blok 50 Plus uçakları için modernizasyon yükseltme kitleri ve hizmet ömrü uzatma programı modifikasyonları, uçak ve motor onarımı ve bakım sonrası yenileme, motor ve uçak yedek ve onarım parçaları, sarf malzemeleri ve aksesuarları ile onarım iade desteği, uçak, motor, yer ve pilot destek ekipmanı, sınıflandırılmış sınıflandırılmamış bilgisayar programı kimlik numarası sistemleri, elektronik harp veri tabanı desteği, direkler, fırlatıcı adaptörleri, silah arayüzleri, bomba ve fırlatma rafları, uyumlu yakıt tankları ve seyahat bölmeleri, hassas ölçüm ekipmanı laboratuvarı ve kalibrasyon desteği, yayınlar, kılavuzlar ve teknik belgeler, haritalar ve haritalama verileri, tesisler ve inşaat desteği, simülatörler ve eğitim cihazları, personel eğitimi ve eğitim ekipmanları yer almakta. Yapılan açıklamada, bu satış Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar için bir güç olan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani NATO müttefikinin hava yeteneklerini ve birlikte çalışılabilirliğini geliştirerek ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenliğini destekleyecektir ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.